Ne var? Ne istiyorsun? Pakize'yi görmeye geldim. Allah Allah. Pakize'yi görecekmiş. Beni çitlikten kovarken iyiydi ama. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Pakize, seninle konuşacaklarım var. Pakize'nin seninle konuşacak hiçbir şey yok. Git buradan. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Sen olsan seni sever miydin? Hı? Affedersiniz, hata ettim gelmekle. Güllü, gitme. Geç içeri hadi. Pakize, kızım ne yapıyorsun sen? Evime gelen misafiri kovamam ben Ramazan. Hadi sen git işleri hallet, akşama görüşürüz. Hadi Ramazan. Allah Allah. Neden geldin? Evleneceğini duydum. Eğer benim gelinliğimi giyersen çok mutlu olurum. Gerçi bana mutluluk getirmedi ama sana getirmesin dilerim. Hani biz arkadaş değildik? Unuttun mu? Unutmadım. Ama unutmak istiyorum Pakize. Bu dünyadaki tek sırdaşım, arkadaşım, kendimden bildiğim tek insandın. Senin kalbini çok kırdım Pakize. Senden çok özür dilerim. Eğer bu hediyeyi kabul edip giyersen çok mutlu olurum. Ama etmezsen de anlarım Pakize. Madem bu kadar istiyorsun, istemez miyim hiç? Kabul ediyor musun ha? Giyecek misin? Giyeceğim tabii. Pakize. Güldü. Seni o kadar çok özledim ki. Çok yalnızım. Kız Güllü, kız Pakize. Beni affedebilecek misin? Ettim bile. O kadar çok özledim ki seni. Güllü. Ay çok güzelmiş. Denesem mi acaba? Ha? Evet, evet. Ne diyorsun kız? Olmuş mu? Olmaz olur mu? Çok yakıştı sana. Sah mı? Ya sanki şuraları biraz dar geldi ama. Hayır hayır, çok güzel olmuşsun. Her bir şey tam olmuş. Çok yakıştı sana. Ramazan senin gelinliğini giydiğimi duyunca küplere binecek. Söyleme o vakit. Hem nereden bilecek ki? Benim böyle bir gelinliği dikemeyeceğim ortada Güllü. Nereden buldun diye sorarsa ne cevap vereceğim? Değişiklik yaparız biz de. Sen kendin dikmişsin gibi olur, olmaz mı? Bak şu kollarını çıkartırız mesela. Sonra şöyle şuraya bir makas kola. Ha boynunu açarız asıl. Ha? İyi, etekleri de biraz kısaltalım. Çünkü bak, böyle çok gösterişli duruyor değil mi? Tamam. Hadi dikiş kutusunu getir o zaman. Getireyim. Allah Allah. Pakize kız. Hı. Sen bu zaloğlunu seviyor musun Esat'tan? Seviyorum be Güllü. Bu dediğime şaştığını biliyorum ama öyle saf, öyle içten sevgiye susamışlığı var ki bir kadıncık sevgiye bin kucak dolusu veriyor. Biliyorsun, ben de sevgiye aç büyüdüm. Hem sevilmek istedim hayatım boyunca, hem de sevmek kana kana. O da aynı. Birbirimizin halinden anlıyoruz Ramazan'la. Daha ne olsun ki? Seni hiç böyle görmemiştim Pakize. Hiç böyle hissetmemiştim ki. Pakize kız.
Hani Kemal'le büyük kulübe gitmiştik ya. Hatırlıyor musun? Nasıl senin elbiseni dikip biçmiştik. Hey ya, 2 saat uğraşmıştık vallahi. Şimdi düznelerce elbisen vardır. Bir giydiğini bir daha giymiyorsundur. Ben senin yerinde olsam öyle yapardım. Benim yerimde olmak istemezdim Paks. O niye? Uzaktan bakınca Serap Hanım'ım. Her şeyim var. Ama bir de bana sor. İçimdeki boşluk malla, mülkle, kılık kıyafetle doldurulacak gibi değil. E kolay değil tabii. Genç yaşta kocanı kaybettin. Erkeksiz avradın beli bükülmez mi hiç? Pakize, sana bir şey söyleyeceğim. Ama yemin et, ölümü öp kimseye demeyeceğine. Ekmek musaf çarpsın ki kız. Benim aklıma biri düştü. Biri mi düştü? Kim ki? Bilmiyorum ki nasıl anlatsam. Hiç olacak iş değil ama gece gündüz aklıma giriyor işte. Aklımdan kovuyorum, rüyama giriyor, kurtulamıyorum. İyi de kim bu adam? Tanıdığın biri mi? Tanıdığın biri ya. Hem de çok iyi tanıdığın biri. Yoksa? Evet. Kemal. Esra mı diyorsun Güllü? Pakize, inan düşünmek istemiyorum. Nasıl oluyor bu Pakize? Ben adi bir kadın mıyım söylesene. Alçaklık, şerefsizlik değil mi bu? Kocası ölmüş bir kadının eski sevdiğini düşünmesi. Ben bunun adını biliyorum ama dilim varmıyor söylemeye. Neymiş adı? Kara sevda kız. Başka ne olacak ki? Yok, değil. Söyleme öyle. Kemal'e bir daha sevdalanamam. Mümkün değil. Sanki sevda akıl dinlermiş gibi. Kemal can düşmanımla evli Pakize. Benim bu düşünceden hemen kurtulmam lazım. Bana yardım etmen lazım Pakize. Bak ne diyeceğim sana Güllü. Dün sandıktan kumaşları çıkartırken Kemal'in sana yazdığı mektubu buldum. Hani babandan çekinip bana vermiştin. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Sendeydi değil mi o mektup? Ev kalabalıktı. Telaşla mektubu sandığın içine atıverdim. Sonra misafirler giderken Kemal buldu mektubu. Ay mektubu bulduğunda suratındaki ifadeyi görmen lazımdı. Sonra kaşla göz arasında cebine atıp götürdü. Götürdü mü? Götürdü ya. Canım ne var bunda? Götürüp yakmıştır herhalde. Vallahi bana hiç öyle gelmedi. Zaten dün gece evinde de kalmadı. Ahmet'e gitti. Halde ile arası pek iyi değil herhalde. Mektubun içinde ne yazıyor hiç bilmiyorum ama Kemal'in pek bir içlendiği belliydi. Sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkarsın. Öyle yazıyordu mektupta. Ben gideyim artık. Muzaffer Ali annem iyice yormuştur. Heh. 6 ay oldu kız. Hala göremedik bebeği. Görürsün bundan sonra. Başka teyzesi yok ya. Güllü. Hı. Düğüne gelsen. Düğüne mi? Kimsenin keyfi kaçmasın baksa. Nikah şahidim olursan kimse bir laf edemez. Nikah şahidin mi? Evet. Senden başka yakınım mı var benim? Ramazan ne olacak? Herkes hatalar yaptı Güllü. Madem herkes pişman, bu düğün vesile olsun. Hepsini unutalım. Olmaz mı? Bak bir kere gelin olacağım. Çok mu şey istiyorum senden? Sen düşün kararını ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.